6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 127 Adım Adım Matbaa Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Adım Adım Yayınları Sayfa 127 Okuma Parçası Ayşe Teyze, yalnız yaşayan yaşlı bir kadındı. Ayşe teyze ile aynı apartmanda oturan Sinem Hamun fırsat buldukça onunla ilgilenirdi. Ayşe teyzenin evinin temizliğine yardım eder, ilaçlarını alır, onunla sohbet ederdi. Sinem Hanım, bir akşamüstü Ayşe teyzenin kapısını tıklattı. Ayşe teyze, o gün hasta olduğu için güçlükle kapıyı açtı. Kapıda Sinem Hanım'ı görünce çok sevindi ve ayaküstü biraz konuştular. Sinem Hanım, Ayşe teyzeden kendi evine gitmek için izin istedi ve tekrar geleceğini söyledi. Sinem Hanım'ın evine gitme nedeni, Ayşe teyzeye tavuk suyuna şehriye çorbası pişirmekti. Sinem Hanım bir tencerede tavuk eti haşlayıp haşlanan eti küçük parçalara ayırdı. Tenceredeki tavuk suyuna küçük parçalara ayırdığı tavuk etini koydu. Tavuk suyu kaynadıktan sonra bunun içerisine tel şehriyeleri ilave etti, karışımı tahta kaşıkla karıştırdı. Limon suyu ve az miktarda un koyduğu çorbayı tahta kaşıkla bir süre daha karıştırdı ve tencerenin kapağını kapattı. Ardından 5 dakika daha kaynattı. Çorba piştikten sonra tencereyi kurtlarından tutarak yanan ocağın üzerinden aldı. Tencerenin kapağını da kapağın kulpundan tutarak açtı. Sinem Hanım, porselen kaseye koyduğu çorbayı Ayşe teyzeye götürdü. Okuduğunuz metne göre aşağıdaki sorulan cevaplayınız. 1. Sinem Hanım, çorbayı tahta kaşık yerine metal kaşıkla karıştırsaydı ne olurdu? Cevap, Sinem Hanım, çorbayı tahta kaşık yerine metal kaşıkla karıştırsaydı, metal kaşığın ısıyı daha hızlı ilettiği için elleri yanabilirdi veya metal kaşık, tencerenin içindeki sıcak çorbayı soğutabilirdi. 2. Sinem Hanım'ın tencereyi ve tencerenin kapağını kulpundan tutmasının sebebi nedir? Cevap, Sinem Hanım'ın tencereyi ve tencerenin kapağını kulpundan tutma nedeni, tencerenin sıcak olabileceği için ellerini yakmamak ve güvenli bir şekilde taşımaktır. 3. Sinem Hanım, çorbayı porselen kase yerine metal kase ile götürseydi ne olurdu? Cevap, Sinem Hanım, çorbayı porselen kase yerine metal kase ile götürseydi, sıcak çorba metal kaseyi hızla ısıtıp ellerini yakabilirdi ve ayrıca metal kase ısıyı daha hızlı kaybedeceği için çorba soğuyabilirdi. 6. Sınıf Adım Adım Matbaa Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 127 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.